Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün SEO, ISEO kalıbını öğreneceğiz. SEO, ISEO'nun aslında iki tane anlamı var. İlki emir kipi, yani istekte bulunurken yapınız, ediniz derken SEO'yu kullanıyoruz. İkincisi de daha önce gördüğümüz ayo, oyo. Ayo oyo ekinin başına şi eklenerek yapılan saygılı versiyonu. Yani ayo oyo'nun saygılı versiyonu. Yani sınız diye düşünebilirsiniz. İşte yapıyorsunuz, ediyorsunuz. Kendinizden yaşça bir büyük biriyle konuşurken seyo'lu konuşabiliyorsunuz. Mesela kaseyo derken iki anlama gelebiliyor. Kaseyo'nun ilki gidiniz anlamı var. Bunu cümle içindeki kullanıma göre anlamanız gerekiyor. İkincisi de kaseyo, yani gidiyor musunuz ya da gidiniz. Mesela soru olarak sorduğumuz zaman kendimizden yaşça büyük birine ha gidiyor musunuz anlamı çıkmış oluyor. Fiil ve sıfatlardan sonra kullanılıyor. Ünlüden sonra seyo'yu kullanıyoruz. Ünsüzden sonra da iseyo kullanılıyor. Biraz önce verdiğim örnek kaseyo. Burada kadanın daha olan masareki düşürülüyor ve kaseyo oluyor. Kongbu haseyo. Bu da buna bakalım. Kongbu hadaydı. Yani ders çalışmak. Kongbu hada. Hada haseyo oluyor. Daha düşürülüyor. Kongbu haseyo oluyor. Diğer örneğimiz ilgiseyo. İlk da okumak demek. İlgiseyo okuyunuz anlamına geliyor. Apıseyo. Apı da hasta olmak, ağrımak, acımak anlamı var. Apıseyo deyince buradaki anlamına bakınca ınız, iniz, yani şunu yapınız, bunu yapınız gibi bir anlamı yok. Yani istek anlamı yok. Çünkü apıseyo hasta olduğunuz diyemezsiniz. Ne demiş oluyorsunuz? Hasta mısınız? Ya da siz hasta olmuşsunuz gibi bir anlama gelebilir. Yani bu ikinci anlamda kullanılıyor. İstek anlamında değil. Papıseyo da, papı da meşgul demek. Bu şekilde yazılıyor. Pappa, pappı da. Pappı da meşgul demek. Pappı seyo deyince meşgulsünüz derken pappı seyo deniyor. Manı seyo çok bu cümle içinde anlaşılıyor. Manı seyo deyince karşıdakinin işte bir şeyiniz çok derken büyük ihtimalle bu kullanılıyor ama sadece tek başına kullanıldığı zaman böyle bir anlamı yok. Mesela yaşınız çok derken vesaire manuseyo'yu kullanabiliyorsunuz. Sonra issiseyo var. O da itta'dan bahsetmiştik. Yani manuseyo'nun köküne bakalım. Manuseyo manta. Çok demek. Sonra İtta var olmak demek. İssiseyo deyince var. Sonra şit da var. Şit da yıkanmak demek. Şissiseyo deyince de işte yıkayınız, yıkanınız anlamı var. Yani cümlenin içinden anlaşılıyor. Şimdi İlk örneğimize bakalım. Buradan daha iyi anlayacağız. Böyle bir cümle içerisinde. Dosokwan daha önce geçmişti kütüphane demekti. Dosokwan eso kütüphanede. Muosul haseyo. Muosul heyo'nun daha samimi hali. Muosul heyo ne yapıyorsunuz demekti. Önceki videolarımızda var bu da. Muot ne demekti. Il neyi demekti. Haseyo da aslında
Hada, Haseo olmuş. Neden? Çünkü Şi ekiyle, Şi Korece'de şöyle başına ve sonuna kelimeler getiriliyor, ekler getiriliyor. Saygı anlamı katıyor. Bunun ayo ile birleştirilmiş hali seyo oluyor. Yani şayo falan diye okunmuyor, seyo diye okunuyor. Yani diyor ki kütüphanede ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Yani saygılı bir ifade bu. Kütüphanede Hangugo Konguru heyo. Hangugo Korece Kongbu çalışma heyo da yapma. Yani Konguru heyo çalışmak aslında. Ders çalışmak. Kütüphanede Korece çalışıyorum diye cevap veriyor. Cevap verirken seyo'yu kullanmıyor bakın. Neden? Çünkü seyo karşıdakine hitap ederken saygılı bir şekilde hitap etmeye yarıyor. Ne yapıyorsunuz diye sorarken kendimizden bahsettiğimiz için bu Dosogo Nezo Hangugore Kongbu Heyo burada kendinden bahsettiği için haliyle Heyo'yu kullanıyor. Diğer örneğe bakalım. Çigım şimdi Odie Kaseo. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Çigım şimdi daha önce geçmişti. Odi nereydi? Eklenince nereye oluyordu? Çigım odiye kasıyor. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Yine seyo burada saygılı bir ifade. Çigım yonghwa guane kayo. Yonghwa guan ilk defa duyduğumuz bir kelime. Yonghwa film demek. Yonghwa. Yonghwa'ları boda ile birlikte kullanılıyor. Boda izlemek demek. Guan da sinema salonu oluyor. Yonghwa guan. Şimdi sinema salonuna gidiyorum. Yonghwanguan'eso chinguru mannayo. Arkadaşımla buluşuyorum. Buluşacağım demek istiyor. Nereye gidiyorsunuz? Arkadaşımla buluşuyorum. Yani atıyorum yolda kendinizden yaşça büyük birini gördünüz, öğretmeninizi gördünüz ya da çok samimi olmadığınız birini gördünüz. Kaseo diye onunla konuşurken o şekilde sorabilirsiniz. Omoni do il haseyo. Mesela burada omoni anne demek. Do'yu da görmüştük. Do de bağlacıydı. Yani omoni do anneniz de il haseyo çalışıyor mu diye sorarken il haseyo yani anneniz bizim Türkçe'de sorarken anneniz diyoruz. Buradaki o niz ifadesi ilha seyo, seyoyla Korece'de cümlenin sonunda veriliyor. Omoni'nin iril an haseyo. Anne iş yapmıyor. Neden an haseyo diyor? Çünkü anneden bahsediyor. Anneden bahsettiği için de haseyo ekini kullanıyor. An olumsuzluk demiştik. İl iş demek. Il ise nesne ekiydi. Yani işi yapmıyor oluyor. An olumsuzluğunda daha önce bahsetmiştik. O videoyu izlerseniz an olumsuzluğunu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi Shigan istiseyo. Shigan zaman demek. İddia var olmak demek. Shigan istiseyo diye sorulduğu zaman zamanınız var mı demek istiyor. Ne? Shigan istiyor. Evet, zamanın var. Musa neri istiyor? Bir şey mi oldu? Musa neri istiyor? Bir kalıp aslında. Musa neri istiyor? Yani bir şey mi oldu? Önemli bir şey mi var diye sorarken Musa hangi anlamına geliyor? Bir şey mi var derken Musa iri istiyor? Yine istiyor diye sormuş. Neden? Yani karşıdakiyle konuşurken de saygılı konuştuğu için isseseyo'yu kullanmış oluyor. Evet, seyo'nun ilk anlamını bu şekilde görmüş olduk. Yapınız ediniz anlamını çok fazla kullanmamış bu videoda. Ama saygı anlamı taşıdığını bilmemiz yeterli. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim.
Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.